Sevgili arkadaşlar, merhabalar. Kuantum Fourier dönüşümü ile ilgili epey bir ders yaptık. Şimdi bu derste ben uygulamasını yapmak istiyorum. Bir verilen bir fonksiyonun periyodunun nasıl bulunacağını burada bir örnek üzerinden göstereceğim. Öncelikle az önce bir devre çizdim şuraya. Bu kuantum devresinin tüm adımlarında arkadaşlar durum vektörlerinin ne olacağına bakalım ve sonra durumu birlikte değerlendirelim. Şimdi n tane kübitimiz var şurada. Her bir kübiti Hadamard kapısından geçirip dolayısıyla uniform superposition state üretiyoruz. Değil mi? Hepsini süperpozisyona sokuyoruz ki akabinde ilginç bir şeyler olsun diye. Burada da m tane başka yine sıfır şeklinde hazırlamış kübitimiz var. Sonra bir fonksiyon hesaplıyoruz. Sonra ilk n kübitine kuantum Fourier dönüşümü uygulayıp ilk n kübitini ölçüyoruz. Tam şu kısımdaki durum vektörümüz psi 0 olsun. Şuradaki durum vektörümüz psi 1 olsun. Fonksiyon hesaplatıldıktan sonraki durumumuz psi 2 olsun. Kuantum Fourier dönüşümü uyguladıktan sonraki durumumuz psi 3 olsun. Öncelikle psi 0'ı yazalım. Eşittir n tane kübit var, değil mi? Tensör çarpı 0 var, m tane de başka kübit var. Peki psi 1 ne olacak? Şimdi ilk n'sine, ilk n tanesine Hadamard'dan geçirirsek arkadaşlar, dediğim gibi eşit süperpozisyon durumlar elde etmiş oluruz. Ki onlar da 1 bölü karekök içerisinde n x eşittir 0'dan n eksi 1'e kadar. Evet. Karekök n x eşittir 0'dan n eksi 1'e kadar x ve 0 olacak. Tamam. Psi 1 durumumuz bu. Şimdi gelelim psi 2 yazmaya. Fonksiyonu hesaplayacak quantum oracle. 1 bölü karekök n yine x eşittir 0'dan n eksi 1'e kadar x 0, bunları daha önce bolca yaptık. XOR fx. Daha sonraki derslerimizde şu fonksiyon hesaplatan kısmın hangi lojik kapılardan oluştuğunu göstereceğim arkadaşlar bir örnek üzerinden. Ve biz biliyoruz ki herhangi bir sayı, bir fonksiyon 0 ile XOR yapılırsa kendisine eşit olur. Dolayısıyla burası 1 bölü karekök içerisinde n toplam x eşittir 0'dan n eksi 1'e kadar x fx olur. Şimdi arkadaşlar ilk n tane kübitine, yani şuraya kuantum Fourier dönüşümü yapıyoruz. Böylece psi 3 elde ediyor. Şu an en genel durumu yazıyoruz. Sonra biraz sonra özel durumu yazabiliriz. Karekök n. Öncelikle burası aynen kalır. X eşittir 0'dan n eksi 1'e kadar. Kuantum Fourier dönüşümünü hatırlarsanız, x'e kuantum Fourier dönüşümü uygularsak 1 bölü karekök içerisinde n toplam y eşittir, değil mi? Baz değişimiydi. 0'dan n eksi 1'e kadar e üzeri 2 pi i x y bölü n y elde edilir ve fx. Evet, psi 3'ü birazcık düzenleyelim arkadaşlar. Şurası 1 bölü kök n, 1 bölü kök n. Bu sabit olduğu için toplam sembollerinin dışına çıkar. Dolayısıyla 1 bölü n olur. Toplam x eşittir 0'dan n eksi 1'e kadar. Toplam y eşittir 0'dan n eksi 1'e kadar. E üzeri 2 pi i x y bölü n. Y ve Fx. Şimdi değerli arkadaşlar. Evet, daha sonra ilk N tane kübiti ölçersek N, ilk N tane kübitin bir de şurada katsayısı var. Fonksiyonun periyoduna bağlı olarak arkadaşlar durumların bir kısmı birbirini götürüyor. Dolayısıyla bir kısmı kalıyorlar. İşte süperpozisyona sokulduktan sonra
Burada quantum interference dediğimiz olay, bazıları bazı durumlar birbirini yok ediyorlar. O yok etme durumu, yani hangi durumu ölçeceğimiz dolayısıyla fonksiyonun periyodu belirliyor. Buna periyot bulma işlemi deniyor. Şimdi arkadaşlar ben bir tane somut örnekle yapacağım. Demiştik ki biz kağıt kalemle en fazla 3 kubitlik durumla yapabiliriz. 4 kubitlik durum da yapılabilir kağıt kalemle ama çok zor, biraz daha zor. Şimdi mesela bir özel bir durum kendimiz için belirleyelim. N eşittir 3 olsun. Dolayısıyla büyük N eşittir 8 olacak. Şimdi psi 3'ü yazmaya çalışalım. Eşittir. Öncelikle arkadaşlar burada toplam işlemi x üzerinden ve y üzerinden alınıyor. İstersek önce y üzerinden toplam alıp sonra x üzerinden toplam alabiliriz. İstersek x üzerinden toplam sonra y üzerinden toplam alırız. Sonuçta bunlar komite diyorlar. E üzeri x çarpı y ile e üzeri y çarpı x aynı şeyler. Önce işlemi daha basitleştirmek adına deneme yanılma yönteminden kazanılan tecrübeyi kullanarak önce x üzerinden toplam işlemini almak daha faydalı oluyor. Ben şimdi x üzerinden toplam işlemi alacağım. Sonra y üzerine. Önce 1 bölü 8. Burası y eşittir 0'dan nereye kadar? 7'ye kadar olacak. Değil mi? Dolayısıyla burada y x'ten bağımsız olduğu için bir kere y çarpan olarak gelecek. Şimdi x üzerinden toplam işlemi alalım. X önce 0 ta 7'ye kadar gidecek. X önüne 0 koyarsak y ne olursa olsun. Şurası da 8 olacak. Bölü 8 olsun. Tamam. Dolayısıyla evleri şu sadeleştirme işlemini de yaparsak daha doğrusu şöyle yapalım. Bir adım sonrasını ben yazayım. Burası genel durumumuz n olarak kalsın. Dolayısıyla toplam x eşittir 0'dan n eksi 1'e kadar yani 7'ye kadar e üzeri pi i x y bölü 4 olacak. Çünkü 2 pi bölü 8'di 4 olacak. Ve burası fx olacak. Evet. Şöyle dizayn ettim. Toplama işlemi yeniden böyle dizayn ettim. Tamam arkadaşlar? Şimdi yapabiliriz artık. Psi 3 eşittir 1 bölü 8 toplam y eşittir 0'dan 7'ye kadar y. Şimdi önce x önüne 0 verirsek f 0 olur. Artı x önüne 1 koyarsak e üzeri pi i bölü 4 çarpı y f 1 olur. Sonra x önüne 2 koyarsak 1 bölü 2 pi i y f 2 değil mi? Biraz yazacağız. E üzeri peki 3 koyacağız şimdi x yerine. Hep 3 koyuyoruz. Dolayısıyla 3 koyarsak 3 bölü 4 pi i y f 3 4 koyarsak pi i y F4 5 koyarsak 5 bölü 4 Pi Y F5 6 koyarsak 3 bölü 2 Pi Y F6 ve en nihayetinde 7 koyarsak E üzeri 7 bölü 4 Pi Y F7 olacak. Değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla x üzerinden toplama işlemini gerçekleştirdik. Şimdi y üzerinden toplama işlemini gerçekleştirelim. Buradan psi 3 eşittir. Yine 1 bölü 8. Şimdi ne yapacağız? Artık burası y. Burada bağımlılık var. Bir de burada bağımlılık var. Önce y yerine 0 koyalım. Eğer y yerine 0 koyarsak neler geliyor arkadaşlar? Burası F0 artı F1 artı F2
Bunları üşenmeden yazın. F3 artı F4 artı F5 artı F6 artı F7 gelecek. Tamam. Çünkü hepsinde y yerine 0 koyarsam hepsinde y üzeri 0 olacak. O da 1 olacak. Artı y yerine şimdi 1 koyalım. Ve devam edelim. F0 y yerine 1 koyarsak arkadaşlar e üzeri pi bölü 4 f1. Hepsinde y 1 koyacağız. E üzeri pi bölü 2 f2. E üzeri 3 bölü 4 pi f3 artı e üzeri pi f4 artı e üzeri 5 bölü 4 pi f5 e üzeri 3 bölü 2 pi f6 ve son olarak e üzeri 7 bölü 4 pi f7 artı şimdi yerine ne koyacağız? 2 koyacağız değil mi? Böyle devam edeceğiz arkadaşlar. Ara işlemleri yapacağım. Şunu görmemiz lazım tabii. Evet. Eğer ne 2 koyarsak F0 artı E üzeri şuradan okuyacağız. Pi bölü 2 Pi bölü 2 F1. Bunlar da arkadaşlar az sonra göreceğiz ki bazı durumlarda yani sıfır durumda hiçbir terim birbirini götürmüyor. Ama dediğim gibi fonksiyonun periyoduna bağlı olarak bazı durumlarda bunlar hepsi birbirini götürüyorlar. Dolayısıyla fonksiyonun periyodu hangi en son ölçtüğümüz zaman hangi durumları ölçmemiz gerektiğini bize söylüyor. Bize evet gösteriyor. Dolayısıyla burada 2 koymuştuk. Pardon, burada 2 koyduk. Şimdi F2'de 2 koyarsak E üzeri pi f2 artı E üzeri 3 bölü 2 pi f3 artı E üzeri 2 koyuyoruz hep 2 pi f4 artı E üzeri 5 bölü 2 pi f5 artı E üzeri 3 tane pi f6 artı E üzeri 7 bölü 2 pi f7 artı 3 çarpı Y üzerinden toplam almaya devam ediyoruz. Şimdi Y yerine 3 koyacağız. Yine F0 artı E üzeri 3 koyarsak 3 bölü 4 pi F1 artı E üzeri 3 bölü 2 pi F2 artı E üzeri 3 koyuyoruz. 9 bölü 4 pi F3 artı E üzeri 3 tane pi f4. Buraları yazmak biraz zahmetli ama olsun. E üzeri 15 bölü 4 pi f5 artı E üzeri 9 bölü 2 pi f6 artı E üzeri
21 bölü 4 pi f7 artı, şimdi 4 yazalım, yine f0 artı 4 koyarsak e üzeri pi f1 artı e üzeri 2 tane pi f2 artı e üzeri, hep 4 koyuyoruz, 3 tane pi y yerine 4 koyuyoruz, f3 artı e üzeri 4 tane pi f4 artı e üzeri 5 tane pi f5 artı e üzeri 2, 6 tane pi f6 ve e üzeri 7 tane pi f7. Ket notasyonu da yazıyoruz. Artı. Güzel. 5 koyacağız. Şimdi 5 koyacağız. F0 artı e üzeri 5 bölü 4 pi f1 artı e üzeri 5 bölü 2 pi f2 artı e üzeri 5 koyacaktık, 15 bölü 4 pi f3. İnşallah bir işlem hatası yapmıyoruzdur. E üzeri 5 tane pi f4 artı e üzeri 25 bölü 4 pi f5 artı e üzeri 15 bölü 2 pi f6 artı e üzeri 35 bölü 4 pi ve f7. Peki son iki, hadi bakalım. 6, sonra burada yorumlayacağız. Her y gördüğüm yere 6 yazacağım. F0, 6 koyarsak 3 bölü 2 olur değil mi? Sadeleşir. Pi f1 e üzeri 3 tane pi f2 artı e üzeri 6 koyarsak 9 bölü 2 pi f3 artı e üzeri 6 tane pi f4 e üzeri artı, ondan sonra 6 koyarsak 15 bölü 2 pi f5 artı e üzeri 9 tane pi f6 artı e üzeri 6 koyuyorduk değil mi? 21 bölü 2 pi f7 olacak. Hadi bakalım. Son. Bir de 4 kübitlik olunca 256 tane terim geliyor. Şimdi buradan 6 oldum, 8 buradan, 8 buradan, 64 tane terim yazıyoruz. Ama düşünün, 4 kübit olunca 256 tane terim yazmak zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla kübit sayısı arttıkça işlemlerin karmaşası da çok artmış oluyor. Son terimi yazıyorum arkadaşlar. F0 artı 7 koyacağız. E üzeri 7 bölü 4 pi f1
artı e üzeri 7 bölü 2 pi f2 artı e üzeri 7 koyarsak 21 bölü 4 pi f3 artı e üzeri 7 tane pi f4 artı e üzeri 7 35 bölü 4 pi f5 artı e üzeri 7 21 bölü 2 pi f6 artı e üzeri 49 bölü 4 pi ve f7 kaldı. Tamam. Şimdi değerli arkadaşlar, böylece hepsini yazmış olduk. Tamam mı? Şimdi bakın arkadaşlar, şimdi bu şeyden sonra biz hangi fonksiyonu hesapladığımızı bilmiyoruz, değil mi? Yani fonksiyonun ne olduğunu bilmiyoruz. Bir fonksiyon hesaplatabilirdik ama şimdi bir şey varsayacağım. Ben kendimi program yerine koyacağım. Diyeceğim ki mesela bu fonksiyonun o periyodu mesela 2 olsun. Tamam mı? Ne demek? Yani şu. Eğer fonksiyonun periyodu 2 ise o zaman f0 eşittir f2, o da eşittir f4, o da eşittir f6 olacak. F1 eşittir f3 eşittir f5, o da eşittir f7 olacak, değil mi? Periyodu 2 diyebiliriz bu fonksiyonu. Diyelim ki 2 olduğunu varsaydık. Tabi değerleri de sabit olsun. Mesela burası alfa olsun. Bu fonksiyonun hepsinin değeri alfa olsun. Bunların hepsinin değeri de beta olsun mesela. Çünkü o UF bizim için fonksiyonu hesaplıyor ve bir değer veriyor. Onu bildiğimizi varsayalım. Sonraki derste biz fonksiyonun kendisini hesaplatacağız. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi eğer böyle olursa, yani fonksiyonun periyodu 2 olursa, bakın neler oluyor arkadaşlar. Psi 3 şu hale geliyor bakın. Psi 3 eşittir 1 bölü 8. Bir kere ilk terim aynı ilk terim bakın birbirini götürmez. Burada psi 0 var. Sonra 2'ye eşit, 4'e eşit, 6'ya eşit. Değil mi? Bütün fonksiyonun değeri de eğer alfa ise o zaman burası 4 tane alfa olur. Şurayı silelim. Güzel yazayım. Değil mi? Burası ne olur? 4 tane ket alfa artı 4 tane ket beta olacak. Doğru mu arkadaşlar? Çünkü dediğim gibi fonksiyonun periyodu 2 her iki adımda bir kendini tekrar ettiğini düşünün. Bu periyodik fonksiyon ve bunların değeri de bu şekilde olsun. Aynı şekilde 1, 3, 5, 7 bunlar da birbirine eşit. Dolayısıyla 4 tane her birinden var ve 4 tane alfa artı beta oldu. Şimdi arkadaşlar bunları tek tek ben hesapladım. Mesela şurası mesela evet burası bu birbirini götürüyor arkadaşlar. Şurası 0 oluyor mesela. Burası 1. Bir yerde eksi 1 gelecek şurası mesela. Bir yerde 0 pi bölü 4 0.7 artı 0.7 artı i çarpı 0.7 bir tarafta eksi 0.7 eksi 0.7 i şeklinde geliyor. Bu terimlerin hepsi eğer f0'ı f2'ye onu da f4'e onu da f6'ya eşitlerseniz tüm terimler birbirini götürüyorlar. Tamam mı arkadaşlar? Bunu çok rahat bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü dediğim gibi mesela F0'ın katsayısı 1. F4'ün katsayısı eksi 1. 0 da 4'e eşit. F2'nin katsayısı i. 3 bölü 2'nin katsayısı eksi i. Birbirini götürüyor. Birbirini götürüyorlar. Pi
şu mesela pi bölü 4'ün katsayısı bunun katsayısı 5 bölü 4 ve 7 bölü 4. Katsayıları hepsini toplarsanız birbirine eşit olduğunu ama biri negatif biri pozitif olduğunu birini götürdüğünü görebilirsiniz. Bunu lütfen yapın. Ben yaptım arkadaşlar. 2 dediğim şekilde aynı şekilde birbirini götürüyorlar. Mesela 2 0 yine bakalım mesela bunun katsayısı 1. Bunun katsayısı eksi 1. Değil mi? Sonra bunun katsayısı artı 1. Sonra bunun katsayısı eksi 1 bakın. Artı 1 eksi 1 artı 1 eksi 1. Diğerler de aynı şekilde. Bunun katsayısı artı i. Bunun katsayısı eksi i. Bunun katsayısı artı i. Bunun katsayısı eksi i. Birbirini götürüyorlar. 3 aynı şekilde birbirini götürüyor. 4 bakın 4'e bakalım arkadaşlar. Bunun katsayısı artı 1. F2'nin katsayısı artı 1. F3'ün katsayısı artı 1. F6'nın katsayısı artı 1. Çift olan E üzeri 2 pi'nin çift katları pozitif, tek katları negatifti. E üzeri F1'in katsayısı eksi 1. Şunun katsayısı eksi 1. F5'in katsayısı eksi 1. F7'nin katsayısı eksi 1. Dolayısıyla bu birbirini götürmüyorlar. Dolayısıyla şu 4 yaşıyor arkadaşlar burada. Katsayıları şöyle. 4 tane alfa, diğeri eksi olduğu için 4 tane beta oluyor. Ve bunun dışındaki bütün terimler birbirlerini götürüyorlar arkadaşlar. Hepsini tek tek görürseniz birbirini götürüyorlar. Dolayısıyla günün sonunda psi 3 fonksiyonu şu hale geliyor. Psi 3 fonksiyonu şu hale geliyor. Burada arkadaşlar bakınız işte dolayısıyla biz ölçüm yaptığımız zaman bazı durumlarda 0'ı ölçeriz, bazı durumlarda 4'ü ölçeriz. Dolayısıyla fonksiyonun periyodunun 2 olması bize hangi durumları ölçebileceğimizi söylüyor. Tamam mı? Şimdi ben 4 kubitlik için bir tane şey yaptım. 4 kubit için bir tane örnek yaptım. Ama 256 tane terim var. O kadar fazla ki. Fakat kağıtla, kalemle, biraz da sabırla yapılabilecek bir şey. Ben burada sadece kuantum Fourier dönüşümünün bir fonksiyonunu gösterdim aslında buraya. Önce durumları süperpozisyona sokuyoruz, sonra bir fonksiyon hesaplatıyoruz. Sonra kuantum Fourier dönüşümünden geçirince birçok terim birbirini yok ediyor. Sadece faydalı bir bilgi çekip alabileceğimiz durumlar kalıyorlar. 4 kübitlik bir durum için dediğim gibi bir örnek yapmıştım ben. Bilmiyorum yapmak zorunda değilsiniz ama eğer dediğim gibi şey yapmak isteyen varsa, boş vakti olan varsa, kağıt kalemle yapmak isteyen varsa şu örneği yapabilir arkadaşlar. Örneğimiz şu. Bir kere 4 kubitlik bir durum olacak. Az önceki devreyi 4 kubit için yapacaksınız. Dolayısıyla n eşittir 2 üzeri 4'ten, değil mi? 16 olacak. Ve fonksiyonumuz şu olsun. Tamam mı? Fx fonksiyonu şu olsun. 2 üzeri x mod 15 olsun. Şimdi bunu yaparsanız arkadaşlar bir bakın neler çıkıyor. Belki bunu yaptığımın şurada duruyor aslında. Şöyle, şöyle göstereyim. Şu kadar sürüyor. Çok fazla değil. Bunu eğer resim olarak atabiliyor muyuz kanala bilmiyorum. Ama bunu bir yapın bakalım. Orada şunu göreceksiniz arkadaşlar. Bu sefer psi 3'te 4 tane terimin en sonucu söyleyeyim. Bakayım sonucu yazayım. 1 bölü 16 0 kalıyor. 4 tane 1 artı 4 tane 2 artı 4 tane 4 artı 4 tane 8 artı 4 durumu sıfırdan farklı oluyor. 1, 2 ve 3 durumları hep birbirini götürüyorlar. Yine 4 tane 1 artı 4i tane 2 eksi 4 tane 4 eksi 4i tane 8. Çünkü bu fonksiyon
Mesela eğer spesifik olarak bu değerleri seçerseniz fonksiyonun periyodu 4 oluyor arkadaşlar. Tamam mı? Sonra şurası sıfırdan farklı oluyor. O da şu 4 tane 1 eksi 4 tane 2 artı 4 tane 4 eksi 4 tane 8 son olarak 12 durumu kalıyor. O da 4 tane 1 eksi 4 i tane 2 eksi 4 tane 4 artı 4 i tane 8. Evet. Bunlar arkadaşlar eğer bu dediğim gibi spesifik durumları seçerseniz çünkü fonksiyonu şöyle hesaplatacaksınız. Mesela şu fonksiyonun periyodunu bulma işlemini hesaplayacaksınız. Periyodunun şöyle olduğunu göreceksiniz arkadaşlar. Şöyle olduğunu göreceksiniz. Bir kere x 0'dan 15'e kadar gidecek. 0'dan 15'e eşittir 1 mod 15. Tamam. Sonra 2 üzeri 1 2 mod 15. 2 üzeri 2 4 olacak mod 15. 2 üzeri 3 8 olacak mod 15. 2 üzeri 4 1 olacak tekrar mod 15. Ve kendini bu tekrarlayacak böyle. Yani 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7, 2 üzeri 8, 2, 4, 5, 2 üzeri 9. 2 üzeri 5 yine 2 olacak mod 15'e göre. 2 üzeri 6, 2 olacak. 2 üzeri 7, 4 olacak. 2 üzeri 8, 8 olacak. 2 üzeri 9 tekrar 1 olacak vesaire. Dolayısıyla görüyorsunuz her 4'te bir kendini tekrar edici periyodu 4 olacaktır. Ve bu periyodu 4 olduğundan dolayı arkadaşlar kalacak olan terimler 4 tane. Ve ölçüm yapıldığında ilk n tane terim. Mesela yukarıdaki örnek için ölçüm yapıldığında bazı durumlarda 0 ölçeriz, bazı durumlarda 4 ölçeriz. Periyodu 2 olduğu için 2 tane muhtemel değer ölçüyoruz. Burada periyot 4 olduğu için bazı durumlarda 4 ölçeriz, bazı durumlarda 0, bazılarında 4, bazı durumlarda 8, bazı durumlarda 12 ölçüyoruz. %25 ihtimalle. Dolayısıyla dediğim gibi arkadaşlar fonksiyonun periyodunun ne olacağı ölçüm ilk n tane kübiti ölçtüğümüz zaman ne ölçeceğimiz anlamına geliyor arkadaşlar. Bir de buradaki sıfırdan kastımız aslında 3 kübit olduğu için burası aslında neydi? İkilik gösterimde. Yani biz gerçekten bunu ölçersek aslında 0 yerine 0 0 0 ölçüyoruz. Burada 0 ölçmek demek 0 0 0 0 4 kübiti ölçüyoruz demektir. Tamam mı arkadaşlar? Ve diğerleri 4 8 12 işte ikilik tabanda yazılımda neye karşılık geliyorsa onu ölçüyoruz demektir. Bu da fonksiyonun değerleri aslında bunlar da tabii ki ikilik tabanda yazılıyorlar ama onluk taban daha özet olduğu için gösteriliyor. Evet bu örnekte arkadaşlar kısaca özet bir şekilde kuantum Fourier dönüşümünün periyodu bulmak için kullan bir uygulaması olarak periyodu kullanmak için bulmak için kullandığını göstermiş oldum. Zaten biz bunları bir sayının asal çarpanlarını bulurken bir somut örnek üzerinde zaten yapacağız, göreceğiz. Evet. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalınız diyorum.